AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin liradan az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Birçok parti milletvekilinden destek alan kanun teklifi ilerleyen günlerde meclis görüşmesiyle sonuçlanacak. Salgından etkilendiğini söyleyen esnaflar teklifin kabul edilmesi gerektiğini söylerken ödeyecekleri vergiden muaf olmak istediklerini dile getirdi. Ekonomi şeyse biraz daha piyasal olarak biraz durgunluk var piyasada. İstikrar yok piyasada. İşler bazen iyi oluyor, bazen çok durgun gidiyor. Kabul edin herhalde tahmin edersem yani. Esnaf tabii rahat, tabii ki rahatlar yani. Tabii ki rahatlar. Rahat nefes alır yani. Kabul edilirse çok güzel olur. Çünkü mağdur olan çok esnaf var. Küçük esnafın ahali perişan. Çünkü zamlar çok etkiliyor bizi, aşırı zamlar. Ortalama yıllık vergim aşağı yukarı 6 bin lira civarında. Vallahi dedim ya çok mağduruz şu anda. Ben kendim için konuşmuyorum. Ben emekli adamım zaten. Ama esnaf inan masrafını çıkaramıyor şu anda. Dükkanın masrafını, kira masrafını, vergi masrafını çıkaramıyor. Destek verilirse çok güzel olur. Aslında teklif kabul edilmesi gerekiyor. Götürü esnafı zaten üretmediği için yani çok aman aman bir vergi ödenmese de zaten sıkıntılı. Götürü el işiyle uğraşıyorlar. Üretim yok. Yani bu insanlara falan kesinlikle vergi alınmaması gerekiyor. Artık küçük esnafa yüklenilmesin ya. İnsanların tenceresine dokunulmasın artık ya. Vallahi billahi bıktık, yorulduk yani. Güzel bir teklif. İnşallah meclisten geçer. İnşallah milletvekilleri değerlendirirler. Hani diğer partililer değerlendirirler. Sermaye masraflarının arttığını söyleyen vatandaşlardan kimi teklifin kabul edileceğini düşünürken kimi ise kabul edilmeyeceği yönünde cevaplar verdi. Kabul edileceğine çok inanmıyorum. Niye? Geçmişte esnaflara verilen 3 milyar lira, 5 milyar lira verilen bize verilmedi. Ben de küçük esnafım. Eğer o vergi kanunu yürürlüğe girerse ki girmez, girerse tabii ki benim istifadem olur. Niye? Senede ben 15 milyon vergi veriyorsam, 15 bin lira, benim kesemde kalıyor. Zaten piyasada iş yok. Esnaf gerçekten kana alıyor. Lütfen o yetkililer gelsin, vatandaşa insin. Bence kabul edilir. Vergi muafiyeti hakkında konuşan esnaflar, meclisteki milletvekillerinin halkın içine karışarak esnafların halinden anlaması gerektiğini belirtti. Biz bunu bekliyoruz. Görsünler gerçekleri. Bu pahalılığın nereden kaynaklarını bulsunlar. Yani 4-5 market soymakla bilmem sorgulamakla bu iş olmaz. Gelecekler esnafa soracaklar. Niye pahalandı? Sebep ne? Meclisteki milletvekilleri halkın içine bir inse de ben şu bu parti demiyorum. Hepsi. Ya derdiniz ne? Pandemi geçirdiniz. Verginizi ödeyebiliyor musunuz? İşte ülke bir sıkıntıdan geçiyor. Hiçbir tane insan, hiçbir tane milletvekili A parti, B parti, C parti gelmedi. Gelinsinler, bir halkın içine insinler. Bazen öyle bir vergide de adaletsizlik var ki, örnek veriyorum, fabrikayla bir berber aynı vergi ödüyor. Bunlar kalkması lazım. Bunlar gözden geçmesi lazım. Ülkemiz kalkınması lazım.